Türkiye'nin yönünden iyi pazarlar. Değerli izleyiciler, 31 Mart seçimleri öncesinde son programımız. O nedenle bugün ağırlıklı olarak seçimi konuşalım dedik. Geçen haftaki programlardan farklı olarak ama olmadı. İki gün önce Moskova'da bir terörist saldırı yine gündemimize dış haberlerle başlamış olacağız. Rusya'daki bu saldırının ne anlama geldiğini, işaret edilen faillerin gerçek fail olup olmadığını, bu eylemlerle ne mesajı verilmeye çalışıldığını konuşacağız. Ama sonrasında yayın akışlarında duyurduğumuz, sosyal medyada duyurduğumuz iç politika meselelerine de gireceğiz. Erdoğan'ın 31 Mart planını tartışacağız. Bir 31 Mart seçimi yerel seçimlerden fazla anlama geldiğine işaret eden pek çok olgu var ki bunlardan birincisi elbette yeni anayasa. Ve tabii geçen hafta kısmen değinmiştik, bu hafta biraz daha derinleştireceğiz. Bahçeli'nin Erdoğan'a bizi bırakma çağrısının ne anlama geldiği üzerinde duracağız. Bir yandan da tabii seçim, yerel seçim olmasına rağmen iktidarlarla muhalefet partileri arasında illerde bir yarış şeklinde ne yazık ki gitmiyor. Daha çok muhalefetle devletin yarışına dönmüş durumda. Bu boyutuyla konuşacağız. Ve tabii belediye başkanlarının mal varlıkları sorunu da ayrı bir vaka olarak önümüzde duruyor. Bütün bunları konuşacağız. Tabii işe Rusya'yla başlayacağız. Fakat alışa geldiğimiz gibi yayınımıza gelen yeni kitapları da sizlere hızla tanıtarak başlayayım istiyorum. İlk kitabımız İlker Başbuğ'un Atatürk Anlatıyor, Biz Türk Milliyetçisiyiz kitabı. Kırmızı Kedi yayınlarından geçen hafta çıktı. Atatürk'ün Türk milliyetçiliği görüşlerinin analiz edildiği önemli bir eser Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı. Bir diğer kitap Alev Coşkun'un Atatürk'ün Kamusal Ekonomi Politikası Cumhuriyet kitaplarından çıktı. Bu da devletçiliği, Atatürk döneminin çeşitli ekonomi politikalarını anlamak bakımından önemli bir kitap. Bir diğer kitabımız meslektaşım Sedef Kabaş'ın yeni çıkan kitabı Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur, Güç Güçlükten Doğar. Sevgili meslektaşımız son kitabıyla karşınızda, bu kitap da Destek yayınlarından çıktı. Ve gelelim ağır kitaplara, hacmen de ağır. Değerli hocamız Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'nun da yazarlarından olduğu kitaplar bunlar. İlk tanıtacağım kitap biraz hacimli bir kitap. 12 Levha yayınlarından Cumhuriyet'in 100. yılında Anayasa Hukuku Tartışmaları. Evet, bu kitap anayasa hukukunun tarihsel gelişimini, işte anayasa larımızda Cumhuriyet'in niteliklerini bütün boyutlarıyla ele alan, dediğim gibi Sayın Kalaycıoğlu'nun da içinde olduğu geniş bir çalışma. Sultan Uzaltürk'ün Profesör Doktor Sultan Uzaltürk ve araştırma görevlisi Fatma Gül Yazıcı'nın editörlüğünde çıkmış bir kitap. 12 Levha yayınları. Evet. Gerçek. Bir de bir bildiri kitabı var. Mesudiye Gelişme Vakfı yayınlarından. Dünya Demokrasi Forumu 14-16 Eylül'de yapılmış bu forumun bir bildiri kitabı. Yine Sayın Kalaycıoğlu'nun da konuşmasının olduğu ve dolayısıyla yazısının da olduğu bir kitap. Editörü de Profesör Doktor Aziz Ekşi. Evet, yayınımıza gelen kitapları kısaca tanıttıktan sonra gelelim konumuza. Ve Sayın Haldun Solmazsürk'le başlayalım. Sayın Solmazsürk, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet, İyi akşamlar efendim, yayınlar. İki gün önce bütün dünyayı sarsan, dünya gündemine oturan bir terörist saldırı vardı. IŞİD, Moskova'da, Kremlin'e 20 kilometre yakınlıkta bir konser salonuna bir saldırı düzenledi. 130'dan fazla insanın öldüğü, bir o kadar da insanın yaralandığı önemli bir terör saldırısı. Tabii zamanlaması da ilginç. Çok kısa bir süre önce Rusya'da seçimler vardı. Putin yeniden başkan olmuştu. Hemen daha operasyon bile sürerken Amerika'dan resmi açıklama geldi. Bu saldırının Ukrayna ile ilgisi yok diye. IŞİD üstlendi sonra. Rusya'dan itirazlar var. Amerika'nın direkt IŞİD'i
parmakla gösterip Rus Ukrayna'yı aklamaya çalışmasının soru işaretli olduğunu belirtiyorlar ve zaten yakalananların da Ukrayna'ya geçmek üzere yakalandığını söylüyorlar. Dolayısıyla henüz tam olarak aydınlatılmış bir terör saldırısı değil, her ne kadar IŞİD üstlendiyse de. Siz nasıl değerlendirdiniz bu terörist eylemin son 3 aydır bölgemizde olan, hatırlarsanız konuşmuştuk bunlardan birini, 3 Ocak'ta İran'da da IŞİD bir Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü törenlerinde İran'ı kana bulamıştı. Bir süredir IŞİD yeniden böyle sahada aktif hale geldi. Türkiye'nin de, İran'ın da, Irak'ın da, Suriye'nin de ve şimdi Rusya'nın da hedefi olduğu bir durum var. Nasıl değerlendirmek lazım? Buyurun. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi daha önceki programlarda da bu tehlikeye, bu riske dikkat çekmiştik. IŞİD doğal olarak tabanına güçlü olduğunu göstermek istiyor. Evet. Bunu da ancak eylemle yapabilir. Bölge kaynıyor demiştik daha önce. Bu kaynamanın bir yansıması bu tür terörist eylemler olacak. Özellikle Gazze'de yaşananlar, tabii bu konuda çok olumlu bir, yani elverişli bir psikolojik ortam sağladı. Dolayısıyla Moskova'da yaşanan, doğrusu bir sürpriz değildi. Özellikle zamanlaması itibariyle sürpriz değildi. Çünkü Moskova biliyorsunuz yakın zamanda bir seçimden çıktı, önemli bir seçimden çıktı. Ve bir savaşın içinde, yani aşağı yukarı 2 yılda süren bir savaşın içinde bütün bunların devlete getirdiği bir zafiyet var. Terör örgütleri, IŞİD veya bir başkası uygun fırsatı kollar. Hedefi belirler, en uygun, en az riskli hedefi seçer. Keşiflerini yapar, hazırlıklarını ikmal eder ve uygun zamanı bekler. Şimdi anlaşılıyor ki burası hedef olarak seçilmiş, planlaması yapılmış, uygun zaman beklenmiş ve en uygun zamanda da bu eylem gerçekleştirilmiş. Bu ilk kez de olmuyor. Daha önce de bu tür eylemler oldu. Özellikle hani kitleye hedef alan eylemler oldu. Dolayısıyla burada şaşıracak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu açık. Rusya, yani devlet yapısı, rejimin yapısına rağmen, yani bir nevi güvenlikçi bir, tabii otoriter bir rejim var Rusya'da. Buna rağmen IŞİD bu eylemi gerçekleştirebildi. Bu tabii kendisi açısından bir başarıdır. Yani tabanına verdiği büyük bir başarı mesajı var. Burada Ukrayna'nın rolü var mı yok mu? Tabii bu konuda her şey spekülasyon. Ancak şu veriler var elimizde. Yani bu konuda spekülasyonun ötesine geçecek veriler var. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere kendi vatandaşlarını bu tür konser salonları gibi toplu bulunan yerlerden uzak kalmaları konusunda uyardığı gibi Rusya'yı da resmi olarak uyardığını söylüyor. Ruslar da, yani Rus devlet makamları da bunu reddetmiyorlar. Şimdi buna rağmen işte Amerika'nın teşvikiyle Ukrayna bunu yaptı, bunun arkasında Ukrayna var demek pek sağlam bir iddia değil. İddia değil. Bunun bir yararı da yok. Bunun bir yararı da yok. Bakınız, dini motifli ve bu durumda İslami motifli isimleri zaten Irak, Şam, İslam devleti. İslam adına bunları yaptıklarını iddia ediyorlar kendileri. Şimdi birilerinin kalkıp da efendim yani İslam bu değildir falan demesinin hiçbir anlamı yok. Kendileri bunu, yani örgütün kendisi bunu İslam adına yaptığını iddia ediyor. Şimdi bu alanda çok güçlü bir damar var. Dolayısıyla bu gerçek tehdide odaklanmak herkesin çıkarına.
Şimdi buradan tabii ister istemez tabii Türkiye'ye gelmek istiyorum. IŞİD Türkiye'de de eylem yaptı daha önce. Evet. Siz de biraz önce işaret ettiniz. Türkiye'de potansiyel muhtemel hedeflerinden biri. Asıl önemlisi şu. Türkiye'de ciddi bir taban var. IŞİD'in Irak'ta ve Suriye'de en güçlü olduğu dönemde, 2015-2016 döneminde IŞİD'e sempatiyle bakan, destek veren Türk vatandaşlarının oranı %8'di. %19 bir fikrim yok diye cevap verdi. Yani karşıyım demedi, bir fikrim yok dedi. Bu ikisini birleştirirseniz %27 gibi çok yüksek bir oran ortaya çıkıyor. Yani her dört kişiden biri IŞİD'e ya sempatiyle bakıyor ya da nötr duruyor. Yani tarafsız duruyor. Bu çok çarpıcı. Bu şu demek. Bu şu demek. Şimdi terör örgütleri bir bu tür eylemleri yapanlar vardır. Bunların çoğu psikopattır. Bunlar normal insanlar değil. Yani sizin benim gibi insanlar değil bunlar. Bunlar çok uçta hasta insanlar. Bunlar seçilir. Bunları seçen, yetiştiren, lojistik destek sağlayan, yönlendiren bir beyin takımı var. Onların da içinde yaşadığı bir deniz var. Yani bir taban. İşte o sempatiyle bakan veya tarafsız bakan grup. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de ciddi bir risk var. Büyük bir tehdit var. Sanıyorum devletin güvenlik güçleri, kurumlar bunun bilincinde ve farkındadır. Ve Rusya'da gerçekleştiği gibi bir duruma meydan vermezler. Rusya'da bu Moskova'daki olayda çok açık, çok açık bir güvenlik ve istihbarat zafiyeti var. Bu zafiyeti istismar etti IŞİD. Terör örgütlerine bu fırsatın verilmemesi lazım. Tekrar söylüyorum. Dilerim Türkiye'de bu fırsat verilmez. IŞİD ve IŞİD benzeri örgütlere eylem fırsatı veya ne bileyim böyle bir ışığı olarak görülebilecek bir istihbarat ve güvenlik zafiyetinden kaçınılır. Teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Türker Ertürk'le devam edelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz neler söylemek istersiniz? Yani IŞİD'in son birkaç aydır birden böyle bölgede Türkiye'nin de dahil olduğu, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin de dahil olduğu bir takım terörist saldırılara başlamış olması ve şimdi bunu Rusya'ya da taşımış olması nasıl yorumlanmalı? Şimdi ben şöyle düşünüyorum, uzun soluklu bu tür terörist grupların, işte IŞİD bunlardan birisi, PKK, Müslüman Kardeşler, uluslararası destek olmadan bunların yaşamalarına imkan yok. Eğer uzun soluklu olarak varlık gösteriyorlarsa, bilelim ki bunların arkasında uluslararası odaklar var desteklediği anlamında. Şimdi ben biraz farklı düşünüyorum. Şu anda yani Moskova'da yaşadığımız bu terör faaliyetinin halen süren Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgedeki gelişmelerle, buna Gazze'yi de dahil edebiliriz, direkt bağlantılı olduğuna inanıyorum. Ve çünkü bakıyorum yani açık kaynaklardan bilgilere, bunları tek tek şimdi burada saymak istemiyorum ama bir tanesine IŞİD'in Horasan kolu. Evet. Ve Türkiye'den gitmişler. Türkiye bağlantılı. Hatta Pakistan'dan sonra en fazla güçlü oldukları bölge Türkiye ve Türkiye'yi de bir anlamda üs olarak kabul ediyorlar. Şimdi ben bu örgüte bunun taşere edildiğine inanıyorum. Niçin? Şu anda süren Ukrayna-Rusya savaşı var. Hemen hemen cephelerde Ukrayna çökmüş durumda. Ordu çözülüyor. Üst kademede, komuta kademesinde anlaşmazlıklar var. Ordu da firarlar had safhada ve cephelere gönderebilecek asker bulunmuyor. Yine bakıyorum bu tarihten tam bir ay önce Nulant'ın sıradan birisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı, hatta 2014'te meydan darbesinden, turuncu devrimden sonra bir anlamda Ukrayna siyasetinin mimarı konumundaki bir insan tam bir ay önce bir düşünce kuruluşunda yapılan toplantıda diyor ki
asimetrik savaşa geçiyoruz. Evet. Yani siz eğer klasik yöntemlerle... Putin'e sürprizler olacak diyor. Evet. Klasik yöntemlerle, klasik savaşla yönetemiyorsanız, başarı gelmiyorsa ne yapıyorsunuz? Beşinci nesil savaşa geçiyorsunuz. Beşinci nesil savaşın içinde vekalet savaşçıları, teröristlerin çok yaygın olarak kullanılması, asimetrik savaş, anortodoks faaliyetler en üst seviyede olması lazım. Ya bunun emaresini veriyor zaten Nuland. Yani ben demek istiyorum ki bunun hatta 5 Kasım'la da ilgisi var. Yani 5 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. Şimdi özellikle Amerika'da derin yapı, askeri endüstriyel kompleks bu savaşın sürdürülmesinden karlı çıkıyor. Bu savaşın bitmesini istemiyor. Ama Trump'ın açıklamalarına bakıyoruz. Diyor ki ben iktidara geldiğimde bu savaşı sonlandıracağım diyor. Evet. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Bu savaşın bitmesi istenmiyor. Cephelerde çöken Ukrayna Savaşı'na Avrupa'nın dikkati azalmış vaziyette bir hız kazandırmaya çalışıyorlar. Bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Ben bu kapsamda IŞİD'e bu işin, IŞİD Horasan koluna zaten aynı zamanda ben o ekranlarda verilen sorgulamaları da izledim. Yani açıkça para almışlar. Yani burada ekonomik yani parasal bir motivasyon da var. Yani burada bir de bir terör saldırısının o terör örgütü açısından bir hedefi olması lazım. Şimdi sen böyle bir şeyi Moskova'da yapmanın o terör örgütünü evet unutulmamak, gündemde kalan... Ya bunun bir siyasi hedefi ne ki? Yani bunun arkasında bir taşerasyon olduğunu düşünüyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk açıklamalarında bunun arkasında... İşte ne bileyim şey yok gibi, Ukrayna yok gibi. Tabii ki bunun önünde belli ki Ukrayna hatta kaçış hatlarında pencere bile açmışlar. Yani buralardan tahliye edebilmek için belli ki bunun arkasında var. Hani ya bu çok zorlama, burada bir komplo var derseniz o zaman ben de derim ki Kuzey Akım 2'de de Ruslar bombaladı. Yani biz biliyoruz ki. Akıllı bir insan bunu çok kolaylıkla tahlil edebilir ki vakfın başında Ruslar vardı, bu işin içinde Ruslar yok. Bu işin içinde muhtemelen Amerikalılar veya taşere ettikleri İsveç filan olabilir. Niçin? Çünkü savaşın hedeflerine yönelik böyle bir operasyon yapmalarını da gerekiyordu. Bir de hani şimdi biz eğer bunu bir Rusya-Ukrayna savaşı olarak düşünürsek hata ederiz. Bu savaş esasında Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna üzerinden Rusya ile bir vekalet savaşı yapıyor. Ve bu savaş 2 yıl önce 24 Şubat'ta başlamadı. Bu savaş 2014'te başladı. Bir de hani nereden çıkarıyorsun? İşte ne bileyim bu işin içinde Amerika'nın olduğunu filan. Ya insan bazı şeyleri verileri okuyarak da ulaşır. Bazılarına yaşayarak da ulaşır. Hatta ben Nuland'ın şöyle bir açıklaması var. Rakamda hata yaparsan beni düzeltin. Diyor ki jeopolitik yönelimini sağlayabilmek için diyor. 50 milyar dolar. Doğru söylüyorum değil mi? 50 milyar dolar diyor Ukrayna'ya harcadık diyor. Evet. Şimdi. 5 milyar dolar diye hatırlıyorum ama. Özür dilerim. Evet. Zaten onun için yani rakam tam aklımda. 5 evet. milyar dolar. 5 milyar ya ben bunu yaşayarak dolar. Gördüm biliyor musunuz? Bakın soğuk savaş bitiminden itibaren. Özellikle Karadeniz'deki faaliyetler, Ruslarla, Ukraynalılarla beraber tatbikatlarda bunları yaşayarak da gördüm. Aynı zamanda o bölgede Karadeniz Bölge Komutanlığı yaptım. Yani emrimde Rus ve Ukraynalı subaylar çalıştı. Hatta barış için ortaklık tatbikatlarımız vardı. Nerede? İşte Ukrayna'yla, Rusya'yla, Karadeniz ülkeleriyle yaptıklarımız. Hatırlıyorum, işte sanıyorum 95 yılı, 96 yılı. Ben gemi komutanıyım, yarbay rütbesindeyim. İşte Odessa Limanı yapıyoruz aynı zamanda tatbikatları icra ettikten sonra. Yani bakın 1995'lerden bahsediyorum, 96'dan. Amerikalılar orada o kadar yoğun ki. Bakınız Ukrayna gibi bir küçük ülke sayılır Amerika için. 9 tane askeri ateşisi var. 9 askeri ateşinin 6'sı Slav kökenli ve Ukrayna kökenli. Hatta
Bakıyorum tatbikatın bütün masraflarını, buna yemekler, ağırlamalar dahil Amerikalılar ödüyor. Yani sanıyorum o Nulant'ın söylediği 5 milyar dolar içinde bunlar da var. Hatta Ukraynalı subaylarla konuşuyoruz, Rus subaylarla. Diyorlar ki, bugün bana işte diyorlar ki, Captain ne diyorsun bu konuda, yani ne yap? Bilmiyorum diyorum, sen ne diyorsun? Belli ki diyor bizi Ruslarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bunun yatırımını yapmaya çalışıyorlar. Bakın diyorlar siz görüyorsunuz. Aynı gemide bakıyorum mesela. Gemi komutanı Ukraynalı ama emrinde ne bileyim harekat subayı Rus kökenli. Veya karma evlilikler o kadar yaygın ki Odessa'da görüyorum bunları. İşte eşlerden bir tanesi Ukrayna. Ya biz diyor nasıl ayrılacağız ki? Bakın. Bunlar 1995'lerde, 96'larda, 97'lerde bu işe o kadar yatırım yaptılar ki. Ne diyor? Daha teknik anlatıyor Nulan. Jeopolitik yönelimi. Ne demek biliyor musunuz o teknik? Ben size daha halkın anlayabileceği parayla Ukrayna'yı satın almak, beceremediği için darbe yaptırmak, turuncu devrimle birlikte iktidarı değiştirmek. Niçin? Çünkü aynen Sovyetler Birliği gibi. Rusya Federasyonu'nu da kuşatmak, parçalamak, bölmek istiyorlar. Ve bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri tehdit ortadan kalktıktan sonra NATO'yu ortadan kaldırmayarak, aynen Varşova Paktı gibi, büyüterek ve karşı tarafın güvenlik endişelerine itibar etmeyerek, soğuk savaş biterken, Ersin Hocam onları daha iyi bilir, sözler verildi. Biz bunları görevdeydik, yaşayarak gördük. Sözler verildi. Bir inç doğuya genişlemeyeceğiz diye. Bunların hilafına olan şeyler. Onun için buradaki terör saldırısını cımbızlayıp dışarı çıkartırız ve bu savaşı bir de burada neyi de ulaşmaya çalışıyorlar. Bakınız o teröristlerin kimliklerinden esasında Türkiye'yi Rusya'yla bir anlamda cepheleştirebilecek yolun başlangıcını, kilometre taşlarını örebilmek. Aynı zamanda Müslümanlara karşı Gazze'de olan savaş nedeniyle bir sempati var. Bu sempatiyi ayaklar altına almak. Yine İslamofobiyeyi yükseltmeye çalışmak. Ve Gazze olayını, bakın Gazze'de korkunç olay var. Katliam var, soykırım var. 1,5 milyon insan bir kuzeye gidiyor, bir güneye gidiyor. Şu anda Refah'ı tamamen tahliye etmek istiyorlar. Bunu da bir şekilde gündemden düşüren böyle bir çalışmanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Hani bundan sonra bir de 5 Kasım seçimleri var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki gelişmeleri Ersin Hocam gerçekten daha iyi tahlil eder ama ben hatta bazen düşünüyorum ki yani hukuken Trump'ın önüne engel çıkarabilirler gibi bile geliyor bana biliyor musunuz? Hatta daha da ileri bir böyle komplo sözü söyleyeyim. Trump'a suikast bile düzenleyebilirler. Bakın o kadar iş ciddi. Yani Nulant'ın, bakın 30 gün önce Nulant bu açıklamayı yapıyor. Sanıyorum 15 gün önce de istifa etmiyor. İstifa ettiriliyor. Tasfiye ediyorlar. Şimdi aklı şu geliyor. Çok ne bileyim sert yaklaşımlı, şahin birisini görevden aldılar. Yumuşak birisini alıp seçimlere kadar bir açılım yapıp bir barış mı sağlayacaklar? Evet, seçeneklerden birisi bu. Bir yorum şu, yerine Kurt Campbell geldi ki Şahin olarak bilinen bir diplomat ama daha böyle Asya Pasifik merkezli bir yönelimi savunan bir diplomat. Amerika'nın böylesi bir yöneliminin dış politikadaki değişim meselelerinden biri olarak da yorumlanıyor. Tabii daha net göreceğiz ileride. Ben de sadece iki seçenek düşünüyorum. Birinci seçenek bu. Yani Biden'ın bu konuda frene basması, seçimler önce hiç değilse bir savaşı durduracak, bir birlikteliği sağlayabilecek, daha bir başarıyla birlikte seçime gidebilecek ortam yaratmak. Ama evet, aynı zamanda diğer olaylara bakıyorum. Yani NATO'nun yaptıklarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Romanya'da inşa ettiği üssü görüyorum. Rheinstein'dan daha güçlü bir üs Almanya'dakinden. Diyorum ki savaşı yükseltecekler. Yani bugün o Şahin yeterince başarılı olamadı. Başka bir isimle birlikte anortodoks faaliyetleri, asimetrik savaşı, hatta uzun dönem verilmeyen füzeler vardı Almanlar tarafından Ukrayna'ya. Taurus füzeleri. Bunların da verileceğini ve Rusya'nın derinliklerine bu tür saldırıların yapılabileceğini, yani
bir anlamda şu mesajı da vermeye çalışıyorlar. Rus halkına, Rusya'nın derinliklerinde de nerede de yaşarsanız yaşayınız, güvenlikte değilsiniz. Bu Putin'le güvenlikte olamazsınız izlenimi peşinde koşacak operasyonlar da yapıyorlar. Bu terör saldırısı bunlardan birisi, daha da fazlasının olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Rusya ağırlıklı bir Müslüman nüfusta barındırdığı için böyle bir elverişli iklim ve ortamda var. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Kalaycıoğlu'yla devam edelim. Hocam siz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bununla efendim ilgili, bu tekil bir olay mı? Bunun arkası var mı? Onu görmeden uzun dönemli yorum yapmak zor. Evet. Tekil bir olay olabilir. Burada tetikçiler var. Parayla yaptığını iddia eden. Doğru mu onu da bilmiyoruz. Bu açıklamaların hiçbirinin doğru olduğunu bilebilecek durumda değiliz. Bir yargılama olacak muhtemelen. Onun yani hukuk devleti çerçevesinde yapılacak bir yargılama olmayacağı kesin. Rusya'da böyle bir şey yok. Dolayısıyla ne kadar ne çıkacak ortaya onu da bilmiyoruz. Onun için bilinmeyenlerin çok olduğu bir durumdayız. Onun için ortada yeterince olgu yokken yorum yapmak biraz zorlaşıyor. Tabii paşamın söylediği birçok sorun var ortada. Yalnız Rusya'nın bu Ukrayna hareketi, son Ukrayna hareketi 2022'de girerken 21 Şubat 2022'deki Putin tarafından yapılan açıklama var. O açıklamayı da devrenin içine alırsanız olayın iki tarafın birden birbiri üzerine yaptığı bir saldırıdan bahsedebileceğimiz bir niteliği var. Yani Rusya genişlemekten bahsediyor. 1917'de birinci ihtilal patlak verdiği vakit, 17'de iki tane ihtilal var arka arkaya yapılmış olan. İlk ihtilal patlak verdiği ve Çarlık ailesi tasfiye edilerek yok edildiği aşamada ki sınırlarına geri dönecektir Rusya diyor. Bu sınırlar Finlandiya'yı da kapsıyor, Türkiye'nin kuzeydoğusunu da kapsıyor. Dikkatinizi çekerim, yani o basit bir şey değil söylenen. Onun için bunun karşı tarafta tehdit olarak algılanması kaçınılmaz. Bunlar en fazla tehdit. Tam olarak onu kastetmiyor da sanki daha sonra ikincisi olan yani Donbas'ın dahil, Kırım'ın da dahil, Kruşev'in verdiği bölümleri ondan sonraki kastediyor. İddiası Ukrayna'nın halk olmadığını, devlet olmadığı. Hocam o sınır olursa Polonya da var işin içinde yani. Evet, Polonya da var. Polonya iddia zaten, edebilmek Polonya güç zaten, yani öyle bir şey mümkün bugün değil. Polonya zaten NATO'ya girişinden itibaren kendisine bir gün Rusya'nın saldıracağını varsaymış olan bir ülkedir. Yani bana bu saldıracak, sadece zamanını bilmiyoruz. Bunlar ileride sonunda saldıracak diye düşünüyor. Onun için bu iki taraf. Yani hem Rusya tehdit hissediyor, evet, hem de aynı zamanda Rusya'dan tehdit hisseden Baltık devletleri, Finlandiya, altı Polonya. Çok ciddi ölçüde tehdit hissediyorlar. Ve kendilerine bu izlenimi vermiş olan yayılmacı, iridentist bir politika izlemekte olan Rusya. Bunu Donbas bölgesinde gösterdi. Aynı zamanda Luhansk'ta bir takım işte yeşil renkli üniformalı birileri girdi. Bunlar Rus değildir dediler. O bölgenin insanlarıdır vesaire. Ne kadar inanılır o ayrı mesele. Ama sonuç itibariyle bu gelişmeler çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerini tehdit eden bir ortamda bu işler gidiyor. Bu Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dünyayı andıran bir nitelikte. Ve burada kolaylıkla yanlış hesap yapılabilir. Kazayla bir savaş çıkartılabilir. Ve aynı zamanda bugüne kadar yapılmamış bir şey yapılıyor. Avrupa'da nükleer silah kullanılmasından bahsedilmeye başlandı. Bu fevkalade tehlikeli bir gelişme. Burada özellikle vurgulamak isterim. Nükleer silahlar özellikle kıtalar arası füzeler vesaire, bunlar kullanılmak için üretilmemiştir. Bunlar caydırmak için üretilmiştir. O kadar. Kullandığınız anda insanlığın sonunu getirirsiniz. Yani Rusya'nın elinde muazzam bir depo var, Amerika'da var, Çin'de var. Bunların hepsinin atıldığı bir dünyada bugünkü iklim değişikliği falan solda sıfır kalacak derecede müthiş bir yıkıntıya ve aynı zamanda sera gazı olayına yol açarsanız insanlığın böyle bir gezegende devam edebilmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla oraya doğru gidebilecek bir gelişmenin çok vahim bir gelişme olduğunu düşündüğüm için buraya kadar gidecek bir yola girmeyeceklerini ümit ediyorum. Ama Birinci Dünya Savaşı aynen karşılıklı tehdit algılarının yanlış okunması sonucunda çıkmıştır. O dönemle ilgili çok araştırma vardır.
Dolayısıyla saptanmış bir durumdur. Aynı yola girmiş durumdalar. Polonya, Finlandiya, Baltık ülkeleri Avrupa'da, Almanya bunlara yavaş yavaş katılmaya başladı. Tehdit algılıyorlar. Bize saldıracaklar, ona göre hazırlık yapıyorlar. Rusya ise kendisinin uzun zamandan beri tehdit edildiğini söylüyor. Ama bu arada tabii kendisinin yapmış olduğu Kırım'ın bir şekilde istila edilmesi ve kabul edilmeyen bir şekilde Rus topraklarına katılması olgusu var. Gürcistan'a saldırısı var 2008. Süreç oradan başlıyor temel itibariyle. Ve NATO'nun büyümesi dolayısıyla kendisinin tehdit edildiğini vurgulayan bir yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla karşılıklı tehditler, tehditlere önlem olabilecek adımlar. NATO'nun büyümesinin temel nedeni bu ülkelerin tehdit hissetmekte olduklarından dolayı Estonya'da ciddi bir Rus nüfusu var. Evet. Hocam Kaliningrad koridoru var. Dolayısıyla itiraz etmek için söyleyeyim. Karşılıklı sorun var. Referansları Gürcistan'dan, oradan buradan alıyorsunuz. Güzel. Ama bu referansları biz aynı zamanda şuradan da alamaz mıyız? Bugün 24'ü. Bugün Yugoslavya'nın bombalanmasının 25. yıl dönümü. Şimdi Amerika geliyor, Yugoslavya'yı bombalıyor. Bu bir referans. Irak'ı işgal etmesi, Rusya'nın kalbine Afganistan'a girmesi esas referans alınacak yerler değil mi? Yani bu bölgeye önce Amerika Rusya'yı kuşatmaya gelmiş oluyor. Belki de Rusya'nın sizin referans gösterdiğiniz hamleleri kendisine yönelik kuşatmayı, yani bir boğma hareketini ortadan kaldırmaya yönelik bir karşı çıkış gibi de o zaman okunabilir. Şimdi, referansı nereden aldığımıza bağlı doğru, değil mi bu? Ama şimdi işte burada söylediğim bu. Şimdi tehdidi nasıl tanımladığınıza bağlı. Bu bir psikolojik olgu. Ama sonuç itibariyle Amerika'nın Afganistan'a gitmesi 9-11 olayıyla ilgili. 2001. Orada Rusya'nın fazla bir etkisi yok. Orada El-Kaide olayı var. El-Kaide'nin izini sürerek gidiyor. Tabii El-Kaide'nin içinde... O gerekçelere bakarsak o zaman ne olacak? Kimyasal silah salladı Powell, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Saddam'ın elinde var diye gerekçe üretmek kolay. Afganistan için de öyleydi. Yani Afganistan'da... El-Kaide'nin peşinde giderek... Ama yani El-Kaide her yerde var. Yani 2011 olayını yok varsayarsanız Afganistan'ı açıklayamazsınız. Irak anlamsızdı. Onu kendileri de açıklayabilmişti. Hocam, El-Kaide derseniz, yani şu anda bile o şeyler henüz açıklanmadı, bir kısmı sızdı. 9-11 olaylarında o eylemlere katılanların asıl adresi Suudi Arabistan. O zaman doğru. Suudi Arabistan'a işgal etmesi lazımdı. Tabii. Niye Afganistan'ı seçti? Tabii. Afganistan eğer Amerika'nın Orta Asya politikalarının merkezinde Çin ve Rusya'nın arasına böyle kama gibi girmeye çalıştığı bir yer olmasa tercih edilir mi? Yani El-Kaide orada da var o zaman, orayı seçerdi. Hayır, El-Kaide'nin merkezi Afganistan'da olduğu için seçti. Ama o seçim doğru mudur, yanlış mıdır onu ayrıca tartışacağız. Hocam onun merkezliğiyle ayrı bir tartışma. Amerika'nın, CIA'nin, o El-Kaide'nin orada merkez olmasındaki payını tartışmaya kadar gider o zaman. O daha önceki bir olay. Sovyetlerin çöküşüyle ilgili bir olay. Şimdi bu şu bakımdan önemli hocam. Şimdi... Dilerseniz şöyle bir katkı yapayım ben. Çok önemli. Birbiriyle bağlantılı olmayan olayları sanki bağlantı varmış gibi düşünüp ondan sonra bir iddiada bulunursanız orada çok ciddi bir teorik hata yaparsınız. Yani bu yöntem yanlış. Bunlar i̇şte birbiriyle bunların, ilintili olaylar değil. Bunların hepsinin birbiriyle ilintili olmaması değil, da değil. Çok uzaktan yakından ilintili değil. Bakın şimdi o zaman şöyle bir katkı yapayım ben. Ayrıca Amerika Birleşik olarak... Devletleri'ne baktığınız zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışma yöntemine baktığınız zaman buradaki olayı, yani Afganistan olayı, o dönemdeki aşırı sağcı bir iktidarın Amerika'daki tasarrufları, neokon, bunun hiç bir önemi yok karar verme sürecinde. Bugün öyle bir yönetim yok. Dolayısıyla ikisi arasında çok büyük farklar var. Değerlendirmeleri kim yapıyor? Bugün Putin olmasa, başka birisi olsa Rusya'da ve başka bir yapı olsa onun tehdit algısı muhtemelen daha farklı olacaktır. Dolayısıyla hükümetlerin yapıları ve hükümetlerin yaklaşım biçimlerini de göz önünde bulundurmanız lazım. Kuşkusuz bulunduracağız yani tabii bir ama bir sürü etken var. Neticede şimdi bunlar, 21 yıl sürmüş bir Afganistan değişmeyen böyle ortada işgali sırasında sürekli hem olarak devam eden hem bir süreç bulundu. Varmış gibi bir iddiada bulunursak onun teorik temeli de yok. Onu kanıtlayacak belge de yok. Peki hocam, bunun size var. O zaman şöyle belki teorik temel olabilecek bir örnek vermiş olayım. Şimdi bakın, benim mesela bu konuyla ilgili dikkatimi çeken unsur şu. Aşağı yukarı 5-6 ay önceydi, Irak Başbakanı Sudani dedi ki ya bölgemizde IŞİD diye bir tehlike kalmadı. Dolayısıyla IŞİD karşıtı koalisyonun artık bizim topraklarımızı terk etmesini istiyoruz.
Bu nedenle de ey Amerika gel oturalım müzakere edelim dedi. Bunlar aşağı yukarı Kasım, Aralık aylarında olan hadiseler. Amerika da buna önce itiraz etti. Hayır, IŞİD tehlikesi var. Dolayısıyla ben burada olmak durumundayım dedi. Bağdat yönetimi tekrar itiraz etti. Hayır, müzakere yapalım bunları dedi. Bir anda IŞİD aktif oldu. 3 Ocak'ta İran'da Kasım Süleyman'ın ölüm yıldönümü törenlerini kana buladı. O hafta Irak'ta birkaç saldırı düzenledi. Birkaç hafta sonra Suriye'de birkaç saldırı düzenledi. Sonrasında anımsayın Türkiye'de, Sarıyer'de bir takım saldırılar oldu. Ve şimdi Horasan kolu. Evet, aynı Horasan kolu. Şimdi de bu oldu. Şimdi ne oldu? Birden yani yok olmuş IŞİD. Amerika'nın varlığı buradan gitsin diye tartışılıyor. Ocak ayında Astana platformu toplandı ki orada da Amerika'nın askeri varlığının tartışıldığı bir gündem vardı. Bir anda Amerika'nın askeri varlığı tartışılırken IŞİD aktif olunca Amerika'nın askeri varlığı yeniden tırnak içinde meşruiyet kazanmaya doğru gitmiş oldu. Şimdi dolayısıyla biz bu IŞİD-H denilen IŞİD Horasan kolunu ki ağırlıkla Taciklerin de içinde bulunduğu bir yapı birden aktif olmasını nasıl değerlendirmek lazım? Aynı 2014'te birden ortaya çıkıp birden Irak'ın ve neredeyse Suriye'nin yarısına hükmeden bir yapıya dönüşmesi ile o zaman da bir kullanışlı düşman gibi pozisyon alıyordu. Benzer bir durum yok mu yani? IŞİD şimdi Amerika'nın varlığını meşru hale getirecek bir aktiflik sağlamış oldu. Yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, bu tabii nereden baktığınıza bağlı. Irak hükümetinin hesabı doğru mu? Bilmiyoruz. Ya, Irak kalmadı IŞİD. Dediği zaman doğru hesaplamış durumda mı? Belli değil. Yani o süreye kadar bir eylem yoktu. İşte eylemler o süreçten sonra başladı. İçinde. Bilmiyoruz ki. İki, IŞİD'in bu şekilde aktif hale gelmesi suretiyle Amerika'nın orada kalmasından ve Amerika'nın orada devamlı olarak bir sorunla uğraşmasından yararlanabileceğini düşünen herhangi bir başka kuvvet yok mu? Mesela? İran. Mesela Rusya. Mesela başka herhangi bir ülke. Bilmiyorum. Yani çok farklı nedenleri olabilir bu. Bunu doğru dürüst araştırmadan hani şöyle olmuştur dolayısıyla bu buradan kaynaklanıyordur diye bir iddiada bulunabilmek fevkalade zor. Buna kanıt getirmemiz gerekiyor. Kanıt getiremediğiniz zaman böyle bir şey olmuştur diye iddia edemeyiz. Şüphe edebiliriz. Hipotez kurabiliriz. O kadar. Spekülasyon yapabiliriz. Onu yapmakta serbestiz. Ama sonuç itibariyle buradaki olayda IŞİD'le savaşmış bir Amerika Birleşik Devletleri var. İster beğenelim, ister beğenmeyelim. Özellikle Suriye'de ve Irak'ta. Dolayısıyla bir arada çalışması bir zamanlar belki mümkündü. IŞİD o zaman kurulmuş bir güç değil. El-Kaide var. Bunları mücahit olarak... Birlikte çalışmaktan bahsetmiyorum hocam. Kullanışlı düşman, yani evet. Terörist unsurların istihbarat örgütleri tarafından false bayrak, yani olmuş yanlış bayrak olabilir. Dedikleri kanıt eylemlerle yönlendirildiği bir sürü olay var. Tamam da kanıt var mı? Siz Amerikan basınını takip eden bir isimsiniz. Hayır, yani başta Pulitzer ödüllü gazeteciler olmak üzere bu konularda kanıt, çok yazan çizen var. Yapmayın. Sonuç itibariyle ama burada kanıt yok. Kanıt yok. Onun için spekülasyon bu. İşte tersinin de kanıtı yok. Tersinin de kanıtı yok. Onun için bilmediğimiz bir konuda spekülasyon yapıyoruz. Şudur diyoruz. Şudur derken birçok şey var. Yok, şudur demiyoruz. Doğru mudur değil midir onu bilebilmemiz mümkün değil. Görebildiğim kadarıyla Sayın Solmaz Türk'te, Sayın Ertürk'te bir eylemin arka planını, siyasal arka planını analiz etmiş oluyorlar. Doğru. Yoksa şu faildir diyecek kimsenin doğru. De zaten bir veri doğru. Yok. Doğru. Bir analiz doğru. Yapılıyor. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Burada karşılıklı tehdit algılayan çeşitli devletler var. Rusya bunlardan biri. Onun karşısında Finlandiya'dan güneye doğru, hatta İsveç. Evet. İsveç NATO'ya girme ihtiyacı duymayan bir ülkeydi. Geniş bir kamuoyu, NATO üyesi olmayalım, tarafsız kalındı. Niye yer değiştirdiler? Ya bunlar tehdit algılamış olması lazım. Başka nasıl yer değiştirebilir ki? Sonuç itibariyle bunların birbirlerinden karşılıklı tehdit algıladıkları bir sürece girdik. Bu bir tırmanma süreci getirebilir. Silahlanmayla birlikte olduğu zaman tırmanma süreci bir savaş koşulu ortaya çıkabilir. Bu sürecin aynısı Birinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkmış bir süreç. Evet. Oraya girmiş durumdayız.
Oradan tabii şöyle bir fark belki söyleyebiliriz. Yani o daha çok emperyalist ülkelerin sömürgeleri de var. Dünyayı paylaşmaya çalışıyorlar ki Osmanlı toprakları da ona dahil. Şu anki durum ona bu bakımdan yani esas temel bakımından pek benzemiyor. Yani paylaşma, emperyalistler arası bir paylaşma durumu değil şu anda. Paylaşma kısmı önemli değil. Önemli olan karşılıklı tehdit algılama. Ama yani kapitalistler açısından tehdit, mesele tehdide olacağım. Tehdide göre... Savaşlar öyle çıkıyor. Tehdide göre silahlanmak. Silahlanmanın artmasının yeniden tehdit oluşturması, bunun bir tırmanmaya gitmesi ve sonuç evet. itibariyle en ufak bir kazayla bile Sayın Ertürk'ün de bir küçük eki olacak. Onu da bitirip iç politikaya dönelim. Bulunmak istiyorum. Buyurun. Yani bu söylediğimi ben söylemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 yıl başkanlık yapmış Trump söylüyor. Diyor ki Obama diyor IŞİD'i kurdu diyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapan Trump, Obama diyor IŞİD'i kurdu. Şimdi Suriye konusuyla ben çok yakından ilgilendiğim için, Suriye'ye de gittiğim için, Şam'ın durumunu gördüğüm için, neler yapıldığını bildiğim için, IŞİD, Suriye bileti Amerika Birleşik Devletleri için biliyor musunuz? Evet. Bakın Suriye bileti, o bileti kaldırın, bir de Birleşmiş Milletler'in mandeti var mı? Amerika Birleşik Devletleri ne işi var orada? Ha, İran var, merkezi hükümetin izni var. Kim var? Rusya var. Merkezi hükümeti. Amerika'nın ne işi var? IŞİD bileti. Bir de hani bir an için diyelim ki abartılı. IŞİD'i okurdurmadı. Peki IŞİD ne? Saddam'ın etrafından çözülmüş sunokrasi. Yani sünni bürokrasi. Ya bunun da müsebbibi Amerika Birleşik Devletleri. Bu bir. 1999. Ben Roma'dayım. Bulunduğum ortamda hep NATO subayları var, Amerikalılar var, İngilizler var filan. Bir tane Rus siyaset bilimci profesör. Aynen Ersin Hocam gibi. Tahtada 1999 Putin'in esamesi okunuyor. Diyor ki, bakın diyor, NATO'nun diyor doğuya doğru büyümesi tehdit diyor. Bu tehdit algısını iktidarda kim bulsa kabul edilemez diyor. Ve hatta ne yapıyor biliyor musunuz? PowerPoint sunu yapıyor. NATO kendini lağvetmiş. Varşova Paktı duruyor. Tersinden durum. Kanada tabii. Bizde. Tabii. Meksika bizde. Kolombiya bizde. Diyor ki, ey diyor Amerikalılar, sizin diyor Amerikalılar böyle böyle bekliyor. Yani olayı biraz objektif gözle. Bir kere şöyle ben inanırım ben. Şimdi değerlendirmeler, analizler nesnel yapılır. Kararlar subjektif verilebilir. Niçin? Çünkü ben Türk'üm. Ben Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde koşuyorum. Ama eğer siz analizi nesnel yapmazsanız evet. kararlarınız hep hata olur. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. O da nükleer savaştan beni tetikledi. O çok uzatır ama konuyu. Çok kısa, çok evet. kısa, çok kısa. Yani bu akıllarda evet. kalırsın. Şimdi nükleer savaşı çıkaracak belirleyici iki güç var. Ya Amerika ya Rusya. Şimdi ikide bir Putin bu tehdidi ortaya koyuyor. Bu tehdidin Amerika'ya geçerliliği yok. Avrupa'nın maliyetinin çok yüksek olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü Amerikalılar şuna inanıyor. Sonunda bu nükleer silahı atacaksın. Nasıl atacaksın? Ya uçakla taşıyıp atacaksın ya füzeyle atacaksın. Rusların imkan kabiliyetleri çok sınırlı biliyor musunuz? Amerikalılar özellikle de füze kalkanı sistemiyle Rusların Amerika Birleşik Devletleri'ne füze yani başlıklı füze atamayacağına inanıyorlar. Atsa bile bir iki tane atabileceğini düşünüyorlar. Ama Rusya'yı perişan edebileceklerine inanıyorlar. Rusya da bunun maliyetini Amerika'ya değil de Avrupa'ya gösterebilmek için bu tehdidi ortaya... Almanya'yı perişan ederler biliyor musunuz? Evet, Amerika'ya hiç şey yapamazlar. Almanya'yı... Türkiye'yi de perişan ederler. Çünkü ister istemez Türkiye'deki kapasite, nükleer kapasite Türkiye'nin de hedef olmasını gerektirir. Ya iktidar şu... Özellikle Moskova saldırısından sonra var ya gece gündüz Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı çalışması lazım. Bizimkiler seçim şeysi yapıyor, çalışması yapıyor ya. Evet. Yazıklar olsun ya. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir 5 dakikamız kaldı bu bölüm bitecek ama iç politikaya artık girelim. Sayın Solmaz Sürk'le de başlayalım. Kendisini bekletik biraz izin, daha. İzin verir misiniz? İzin verir misiniz? Eyvah eyvah Sayın Solmaz Sürk ilk konuya mı döneceksiniz? Yani dönmek değil. Şimdi buyurun, yani buyurun. Ya bir şeyler söylemek ihtiyacını hissediyorum. Tabii tabii buyurun. Şimdi bakınız. Ortada
iki yıldır süre gelen bir savaş var Ukrayna ile Rusya arasında. Şimdi bu tarafta da çok yani ciddi bir terör eylemi var. Yani ciddi zayiata sebep olan bir terör eylemi var. Şimdi bakın bu ikisini birbirine bağlayabilmek için bu iki olgunun genel paternlerine, profillerine bakmak lazım. Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş gibi değil. Bu kontrollü bir savaş. Çok kontrollü gidiyor. Ve her iki tarafta bu konuda son derece dikkatli. Ne Rusya, Ukrayna'da gerek kendi iç kamuoyu, gerek Ukrayna kamuoyu, gerekse dünya kamuoyunun kabul edemeyeceği çapta, sivil zayiata sebep olacak harekatlara girişiyor. Ne de Ukrayna bunu yapıyor. Bakın Ukrayna doğal olarak kendi gücüyle veya Batı'nın desteğiyle veya yönlendirmesiyle Rusya'da çeşitli operasyonlar icra etti. Bunların hepsi kontrollü ve nokta operasyonlarıydı. Bir ölçüde de başarılı oldular. Ukrayna'nın bu bağlamda Rusya'da doğrudan veya dolaylı bu çapta zayiata sebep olabilecek bir operasyonu desteklediğini kabul edebilmem benim mümkün değil. Çünkü savaşın genel akışına, paternine uymuyor. Hiçbir çıkarı yok Ukrayna'nın. Tam aksine Rusya'nın var. Yani Rusya'nın iç politika kaygıları nedeniyle. Şimdi bu tarafa bakarsanız bu tür harekat, yani bu tür bir operasyon, yani aşırı dinci grupların Rusya'daki operasyon ilk defa olmadı. 2002'de aşağı yukarı benzer bir operasyon olmuştu. Ondan bir süre önce Kuzey Kafkasya'da, Beslan'da yine benzer bir olay gerçekleşti. Türkiye'de de benzer operasyonlar oldu. Yani bir olaya baktığımız zaman onun paternine, formatına ve bunu icra edenlerin profillerine bakıp diğer olayla bir benzerlik, bağdaşma var mı diye bakmamız lazım. Şimdi bakın bunu Rusya-Ukrayna savaşına ve Batı'nın Ukrayna'ya yönlendirmesi ve Ukrayna gizli servislerinin doğrudan veya dolaylı işte ne bileyim hani bu aşırı dinci grupları IŞİD'i kullanmasına bağlamaya çalışırsak olayın özünü, asıl riski gözden kaçırmış oluyoruz. Bakın bu ciddi bir risk. Bu insanlar, bu profildeki insanlar bakın bugün İdlib'de de yaşıyorlar. Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki diğer bölgelerinde de var. Türkiye'nin kendi içinde de var. Bizim odaklanmamız gereken asıl tehdit budur. Bakın Rusya'da bile bunu başarabildiler. Dolayısıyla savaşın genel akışına, paternine uymayan zorlama yorumlar bize hiçbir fayda sağlamaz. Tam aksine tekrar ediyorum, asıl tehdidi gözden kaçırmamız sonucunu verir. Bu konuda endişeliyim. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Solmaz Türk, söz sizdeyken girelim. Bir iki dakikamız daha var. Ve bugünden başlayalım. Somut. Bugün yolda gelirken de Ersin Hoca ile konuştuk. İstanbul mitingi vardı. Erdoğan'ın konuşması var. Şimdi orada benim dikkatimi çeken konuşmasında ilginç bir cümle var. O cümleyi değerlendirerek başlayalım dilerseniz. Diyor ki Cumhurbaşkanı, bu kadim şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. Şimdi bu cümleyi nasıl anlamamız lazım? Hani zulüm, mulüm bilmem ne, bir yandan da sahiplik. Yani bu şehrin sahibi diye bir şey mi var? Yani İstanbul, İstanbulluların değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da AKP'ye ya da başka bir partiye oy verenlerin değil mi? Sahibine dönmesi ne demek bir şehrin? Bir dakikalık bir yorumla girizgah yapalım. Tekrar ikinci bölümde sizle devam edeceğiz. Buyurun. Evet. Bu tabii saçma sapan bir laf. Yani bunu yorumlayacak bir tarafı yok bunun. Yani bunu kim önüne koydu, kim yazdı, kim verdi? Tabii ona sormak lazım. Ona sormak lazım. Şimdi ben biliyorsunuz geçen hafta İstanbul'daydım. Evet. Şunu gördüm. Hani diyor ya o kurum şey yaptılar hani başkan adayı, belediye, büyükşehir belediye başkan adayı. Diyor İstanbul'da iki sorunu var işte. Biri deprem, biri trafik. Bakınız. İstanbul'un ana caddelerinin bir arka sokağına geçtiğinizde şu anda araçla hareket etmek mümkün değil şu anda.
Bunu kim yaptı? Kim yarattı bunu? Kim yarattı bunu? Yani bu trafiği bu hale kim getirdi? Evet. Yarın deprem olduğunda buralara kimsenin ihanete değineceğiz. Kısa bir ara vermemiz lazım. İkinci bölümde kaldığınız yerden devam ederiz. Evet değerli izleyiciler, bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim. Türkiye'nin yönü ikinci bölümüyle devam ediyor. Erdoğan'ın bugün İstanbul'daki mitingdeki sözleriyle devam ediyorduk Sayın Solmaz Türk. Oradan hareketle İstanbul'daki gözlemlerini de bizlerle paylaşıyordu. Yarım kalmıştı. Sayın Solmaz Türk'le devam edelim. Sayın Solmaz Türk, buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben İstanbul'da tabii yaşamıyorum. Ancak sıkça İstanbul'u ziyaret ediyorum. Yani bilmediğim bir kent değil. Şu oldu son 20 yılda. İstanbul'da ne kadar boş alan varsa her bir metrekare bulunduğunda bir müteahhit bulundu ve ona hafriyat ve beton izni verildi. Her bir metrekareye. Ve neresi bulunduysa tabii esas olarak da askeri alanlar. Askeri alanlar. Çünkü buralar en müsait yerler. Evet. Ve bunlar yapılırken şehrin hani doğal tarihi dokusuna, kültür eserlerine, arkeolojiye, doğal alanlara zerre kadar değer verilmedi. Zerre kadar değer verilmedi. Sözde koruma kurulları var. Bakın sözde koruma kurulları var. Hiçbirinin sorumlu olduğu bölgede ne olduğundan zerre kadar haberi yok. Envanterlerinden bile haberleri yok. Envanter kontrolü falan hiç yok. Hiç yok. 20 yıldır İstanbul'un tarihi, kültürel, doğal, arkeolojik alanlarının üzerinden buldozerle geçtiler. Bakın 16-9 kuleleri var Kazlı Çeşme'de. Yani surların hemen dışında. O kuleler daha ilk yani temel kazısına başlandığında İstanbul'un doğal silüetini, tarihi silüetini bozacağı biliniyordu. Buna rağmen yıllarca bütün devam eden mahkeme süreçlerine rağmen o kuleleri çıktılar. Kazlı Çeşme'den söz ediyorum. Kazlı Çeşme'den. Bak şimdi ortada var ya Recep Bey. O bunu çok iyi biliyordu. Çünkü o zamanki Kültür ve Turizm Bakanı bunu kendisine anlattı. O da dedi ki, yani o derken Tayyip Bey'i kastediyorum. O da Kültür Turizm Bakanı'na dedi ki, ya dedi sen de dedi tarih diye her şeyde engel oluyorsun dedi. Bakın şimdi ortada boynuna da takmış bir atkı. Bu aynı kişi şu anda bakın ortada konuşan kişi yeni kapıda ta Bizans'tan kalan o liman kazısı, orada liman olduğu yüzlerce yıldır biliniyordu. Ki onun üstü de boştu. Çok eskiden orada gar gazinosu vardı o boş alanda. Yani oraya inşaat izni falan verilmiyordu. Çünkü biliniyordu orada liman olduğu. Sonra bu Marmaray kazılarında tabii onlar ortaya çıktı. Bunun için tabii o kazılar, kurtarma kazıları yapıldı, edildi. O zaman dedi ki ya 3-5 çanak çömlek için Marmara'yı geciktirdiler dedi. Bakın bu Tayyip Erdoğan bunu söylüyor. Şimdi veya Yassıada. Bakın Yassıada'yı deniz altı dahil, yani sahil ve sahilin altı dahil tümüyle yok ettiler. Ondan sonra betondan adayı tekrar yaptılar. Veya Yeşilköy'den, işte Yeşilyurt'tan Bakırköy'e doğru giderken sağ tarafa bakın. Duvar şeklinde. O büyük, o beton, o çirkin yapılar hepsi duvar şeklinde. Veya Küçükçekmece Gölü'ne gidin. Küçükçekmece Gölü hem doğal sit alanıdır. Bakın Küçükçekmece Gölü hem doğal sit alanıdır. Hem de Küçükçekmece arkeolojik sit alanıdır.
sadece köyün, yani eski köyün kendisi değil, tepe üstü olsun ve hatta şeye doğru, Kanarya'ya doğru o alanlar sit alanlarıdır. Bakın oraya diktiler Blue Lake diye bir beton yığını diktiler. Şimdi Küçükçekmece'nin içinde adım adım ya gidebilirsiniz ya gidemezsiniz. Söylemek istediğim şey şu. Rant yaratmak dışında kendi müteahhitlerine hafriyat ve beton dökme izni vermek dışında hiçbir kaygıları olmadan İstanbul'un üstünden bir taraftan girip bir taraftan çıktılar. Şimdi diyor ki trafik böyle. Trafiği siz bu hale getirdiniz. Efendim işte deprem sorunu. Ya deprem kaygısı olan önce depremde toplanma bölgelerini korumak gibi bir kaygısı olur. Bakın dedim ya hani geçen hafta İstanbul'dayım diye. Şişli'de bir pankart dikkatimi çekti. Bu gelişigüzel bir pankart değil. Şişli Kent Konseyi'nin. Fotoğrafını çektim. Elimde fotoğraf var. Şişli Kent Konseyi'nin. Bakın pankart şunu söylüyor. Merkez Mahallesi'nde, yani Şişli Merkez Mahallesi'nde çok katlı rezidans projesi kent suçudur. Failler de taş yapı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'dır. Bakın öyle hani çok katlı rezidans deyince hani laf olarak çok katlı. Baktığınız zaman üst katları göremiyorsunuz. Yani aşağıdan kafanızı kaldırdığınızda yukarıyı göremiyorsunuz. Bulutların içine gidiyor neredeyse. Bakın sorumsuzluğa bakın. Acımasızlığa bakın. Vicdansızlığa bakın. Tekrar ediyorum bakın. O bölgelere yani ana yolların hemen arkasına bir deprem olduğu takdirde hiçbir kurtarma aracının veya personelin girmesi kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle. Şimdi bunları kim yaptı? Hani kim yaptı? Şimdi bakın 2016'dan 18'e kadar Çevre Şehircilik Bakanı Özaseki, Mehmet Özaseki. Sonra kuruma devrediyor 2018-2023. 2023'te tekrar Özaseki devralıyor. Yani son 8 yıldır 2 kişi çevreden, sözde iklim değişikliği, sanki çok çok öyle bir kaygılar varmış. İklim değişikliğinden sorumlu bu insanlar. Şimdi bugün veya dün televizyonda izlediğim bir röportaj yapıyorlar şeyle, kurumla. Efendim işte yani şöyle bu imar affı hani pişman mısınız? Diyor ki imar affı diyor benden önce çıkmıştı. Senden önce çıkmıştı doğru. Binali Yıldırım başbakandı. Esaseki'de bakandı. Binali Yıldırım devlet vatandaşla kavga etmez diye ne kadar depreme dayanıksız veya kamu arazisi işgal edilmiş, ne kadar kanunsuz, hırsızlık eseri yapı varsa, imar varsa hepsini affettiler. Yani sonucu itibariyle bir af yok mu? Sonucu itibariyle af yok mu? Var. Şimdi ne diyor? Efendim diyor benden önce çıkmıştı. Evet doğru, senden önce çıkmıştı. Sen de uygulamasını yaptın. Şimdi bakın nasıl bir ülkede yaşıyoruz ve nasıl bir seçmenimiz var. Burada halk dal kavukluğu yapacak halimiz yok. Halk dal kavukluğu yapacak halimiz yok. Yapanlar çok zaten işte gösteriyorsunuz ortada. Halk dal kavukları çok. Çok. Halka kendisine zarar verdiğini birilerinin söylemesi lazım. Çünkü halk ne yazık ki en azından bir kesimi, önemli bir kesimi, çoğunluğu bunun bilincinde değil. Bunun bilincinde değil. Hepsi bu suça ortak oldular. Herkes bu suça ortak oldu. Ortak oldu. Evet. Ortak oldu. Ve bakın, böyle bir süreçten sonra bugün geldiğimiz noktada bu işin mimarı olan kişi tekrar bakan, Çevre Bakanı ve bunun uygulayıcısı, hayata geçiren kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve de bunların üstünde olan kişi, bakın şimdi işine gücünü bıraktı. Bakın ülkenin içinde bulunduğu durum belli.
ekonominin durumu belli, finansın durumu belli, asayiş durumu belli, iç güvenlik durumu belli, dış sorunlarımız belli. Hepsi belli. Hepsi işi gücü bıraktı. Cumhurbaşkanı bakanlarla beraber seçime soyundu. Ve aday gösterdiği kişilere bakın. Aday gösterdikleri kişilere bakın. Niye? Sebep şu. Artık biz bir yerel seçime gitmiyoruz. Bu bir genel seçim, bir referanduma gidiyoruz. Bu bir referandum. Şunu oyluyoruz. Ya bu ortada görünen kişiler, bu ekip bugüne kadar olduğu gibi otokratik kötü yönetimlerini sürdürecekler. İsteseler de bundan vazgeçmeleri mümkün değil. İsteseler de mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü bunun üzerine oturuyor bütün yapı. Ya da artık halkımız kendi çıkarlarının nerede olduğunu görecek. Başımıza gelen bütün felaketlerin, bütün belaların kötü yönetim ve demokrasi dışı yönetim rejim yüzünden olduğunu anlayacak ve seçimini o yönde yapacak. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Hocam, sizle devam edelim. Müsaade ederseniz iki sorum olacak. Birisi herhalde İstanbul içimizde en çok siz bildiğiniz için size sormanda yarar olacak. İlk soru şu. 1994'ten başlatırsak herhalde 25 yılı Erdoğan'ın yönettiğini, İstanbul'u yönettiğini söylemem abartı olmaz. Son 5 yılı da İmamoğlu yönetti. Şimdi Sayın Erdoğan'ın iddiası 5 yıldır biz İstanbullular zulüm altındayız. Bu 25 yılla son 5 yılı bir İstanbullu olarak kıyaslar mısınız? Nasıl bir fark var? Hakikaten zulüm altında mıyız? İlk sorun bu. İkincisi de ben takip etmedim. Muhtemelen siz de takip edememişsinizdir. Herhalde 2 aydır Erdoğan'ın gezmediği il kalmadı. Tabii bu geziler aynı zamanda bir cumhurbaşkanlığı makamı komple gezmiş oluyor. Yani cumhurbaşkanlığı otobüsleri, işte sayısını bilemeyeceğim kadar koruma, onların araçları, ambulanslar, ortada ciddi bir devlet aygıtının seçim çalışması gibi bir durum var. Dolayısıyla ikinci sorum da şu, yani muhalefet iktidarla mı yarışıyor, muhalefet devletle mi yarışıyor? Yarış devletle ise bu nasıl bir yarış? Buyurun. Demokratik olmayan bir yarış. İkiden mi başladınız? İkiden başlayayım. Kolay soru. Yani şu anda biz demokrasi değiliz. 2017'deki referandumda sultanizm rejimine geçtik. O zamandan beri demokrasi dışına doğru kayıyoruz. Zaten 2023 seçimlerine giderken mevzuat değiştirdiler. Cumhurbaşkanı bütün devlet imkanlarını ve kamunun kendisine sağladığı kaynakları seçiminde kullanır diye. Dolayısıyla kendi partisine oy vermeyenlerin vergilerini de kullanıyor. Bu adaletsizdir, etik hatta değildir. Bakanları da görevlendiriyor. Tabii, yani şu bakan şu ile, şu bakan şu ile diye. O daha büyük bir fecaat. Çünkü güya biz başkanlık rejimine geçtik. Ve başkanlık rejimine geçerken senelerce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukukçuları dediler ki efendim mutlak bir kuvvetler ayrılığı olacak. Bakanlar eskisi gibi meclisin içinde olmayacak. Meclise seçilmiş olmayacak. Ona atanmış olacak. Dolayısıyla bütün zamanlarını devletin yönetimine harcayacaklar. Şimdi bakanlar devletin yönetimine mi harcıyorlar bütün zamanları? Esnaf dolaşıp İstanbul'da oy toplamaya çalışıyorlar. Bu ne periz, bu ne lanet uçuştu. Yani bize o zaman gerçek dışı beyanlarda bulunmuşlar. Ve yapmayı düşündükleri şeylerin çok ötesinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemine uzaktan yakından ilişkisi olmayan, demokratik başkanlık sistemine uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir yapı getirmişler. Bakanlar, bugünkü bakanlar seçilmiş eski parlamenter sistemin bakanları değildir. Atanmış. O bakanların tüzel kişilikleri olan bakanlıkları temsil etme yetkileri vardır ve başbakanla birlikte oluşturdukları bakanlar kurulunda bir alınacak karara onay vermedikleri zaman kararın çıkmamasını mümkün kılabilecek güçleri vardı. Şu andakiler memur olarak atanmış özel kalemdir. O kadar. Kendilerine Cumhurbaşkanı'nın verdiği görevi yapmakla görevlidirler. Ondan ibaret. Ve dolayısıyla burada bakanların siyasi kişiliği yoktur. Devlet memurları bir siyasi parti için propaganda yapamazlar. Absürt bir durumla karşı karşıyayız ama buna Yüksek Seçim Kurulu'nun müdahale etmesi lazım. Yüksek Seçim Kurulu maalesef 2017'den beri çok ciddi
vahim hatalar yaparak birçok kararı aleyhte olabileceğini düşündüğü, kendisi için aleyhte olabileceğini düşündüğü kararı almamayı veya belli bir şekilde almayı tercih etti. Ve dolayısıyla muhalefetin nezdinde tarafsızlığını yitirmiş durumda. Bunu da muhalefet devamlı olarak açıkladı. Onun için 1950 seçimlerindeki Yüksek Seçim Kurulu bugün mevcut değil. Değil. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Onun için bu ikinci sorunuza, yani Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde bu sürece dahil olması yine akıl hafsala almayacak bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümet başkanı, aynı zamanda devlet başkanı. Sadece parti başkanı değil. Hükümet ve devlet varlık işinin... fonu yönetim kurulu başkanı. Tabii tabii. Ama hükümet ve devlet işinin görülmesinde tek yetkili. Anayasa madde 8 yürütme Cumhurbaşkanı'ndan ibarettir diyor. Yürütmede bulunan bir kişinin bu görevini bırakıp il il dolaşıp yerel seçimlerde oy talep etmesi akıl hafsala alacak bir şey değil. Koca partide bunu yapacak başka bir kişi yok mu? Cumhurbaşkanı yerel seçimlerde niye görev alıyor? Anlaşılır bir şey değil. Haldun Paşa'nın belirtmiş olduğu gibi bunu yerel seçim olmaktan çıkartmak için görev alıyor olabilir. O da yerel seçim esprisine, demokrasiye, dolayısıyla yönetim biçimimize kökten aykırıdır. Dolayısıyla ortada bir sürü çarpıklık var. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde oy istemeye hakkı yok. Parti başkanı olsa da hakkı yok. Çünkü bu yerel seçim. Yerel seçimde adaylar oy ister. O partinin adayı. Oy isteyebilecek adayı seçersiniz. O kişi gider, oy ister. Şimdi burada bir adaylarda ciddi sorunlar var. Bu durumda yani her ilin, diyelim ki AKP'nin kazandığı iller açısından düşünürsek, her ilin fiili belediye başkanı da bizzat bu seçimleri yürütmüş olduğu için Cumhurbaşkanı'nın kendisi olmuş olacak. O zaman idare teşkilatı değişiyor. Türkiye'de yerel yönetim, mahalli idareler anlamını yitiriyor. Mahalli idareleri kaldırıyorsunuz. Her şey merkezden ve tek kişi tarafından yönetilir hale geliyor. Bu fiiliyatta uygulanamaz bir şey. Bakın şöyle anlatmak isterim. Yani bizi dinleyenler için daha kolay olsun diye. Devlet yönetimi için devleti hükümet yapısı önemlidir. Hükümetin yönetilmesinde de belli işlevleri görecek, o işlevlere has özelliklere sahip olan, bilgiye, profesyonel bilgiye sahip olan, o konunun ehli olan, aynı zamanda profesyonel etiğe sahip olan bir insanlar grubu, bürokrat diyoruz bunlara. Bu işlere koşulur, onlar eliyle yönetim yapılır. Burada hükümetin ve hükümetin başındaki kişinin görevi oraya seçilmesi gereken kişileri düzgün seçmek, onları bir arada düzgün çalışmasını sağlamaktır. Bunu bir orkestraya benzetebilirsiniz. Hani orkestra yöneticisidir başbakan veya cumhurbaşkanı. Orkestranın düzgün bir müzik ortaya çıkarabilmesi için her bir enstrümanı çalanın o işin ehli olması, iyi çalışması, profesyonel bir etik çerçevesinde o işe yaklaşması önemlidir. Ama bizdeki şu anda yürütülen mantık, efendim bizim bunlara ihtiyacımız yok. Orkestranın şefi keman da çalar, klarnet de çalar, flüt de çalar, davul da çalar. Bunu yapamaz ki. İstese de yapamaz. Onun için... Yapar da fecaat olur sonuç, ekonomide olduğu gibi. Yani enstrümanı yani kendisi çaldı baş ekonomist o olarak. O orkestra olmaz. Dolayısıyla hükümet edilemiyor. Türkiye'nin en büyük sorunu budur. Hükümet edilemiyor. Karar almakta ve üretmekte çok sıkıntı çeken bir ülke var. En son örneklerinden birini gördünüz. Bir arazi kamulaştırmasında bir hafta içinde iki karar birbiriyle çelişen alınabildi. Dolayısıyla bu sistemler karar üretmez. Bu sistemler kamu politikası da üretmiyor. Çünkü kamu politikası olabilmesi için demin söylediğim gibi bir bürokrasi ve bu bürokrasiye yön veren bir siyasi erk olması lazım. Ona da demokrasilerde halk yön veriyor. Halk diyor ki bana şöyle bir dizi hizmet getir. Yani yoksulluğu azalt, gelir dağılımını düzelt, benim geçinebilecek ücrete sahip olmamı sağla. Yahut işte benim sosyal güvenlik haklarımı şöyle iyi et, böyle iyi et. Ona göre oy veriyor. Gelen siyasi de iktidara bu hedefi koyar. Oraya nasıl gidileceğine kamu bürokrasisi, ehil bürokratları, o işin uzmanı, bilgiyi ve profesyonel etiğe sahip olan kişileri çalışır ve o politikayı hayata dönüştürür. Burada böyle bir şey yok. Kendine göre karar alan, şahsi takdiriyle karar alan, o kararı gün içinde bile değiştiren bir siyasi erkle karşı karşıyasınız. Evet. Ve dolayısıyla fiiliyatta çalışmayan bir durum var. Bu merkezde çalışmadığı gibi şimdi
Mahalli idareleri de kendisine bağlayıp orayı da çalışmayacak hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Hocam, ve bunu, süremiz kısıtlı olduğu için bunu anlatabilirsiniz. İlk soruya da geçelim. İkinci soruda ise 25 yılla 5 yılı karşılaştırmak tabii çok tuhaf. Ama son 5 yılda İstanbul'un yönetiminde daha önceki yönetimlerden daha kötü olduğunu gösterebilecek hiçbir kanıt yok. Burada çok önemli bir takım girişimlerde bulunuldu. Bir kere daha önceki yönetimlerin pek yapmadığı bir kültürel yatırımlar dizisi var. İşte Feshane var, Tersane var, son zamanda Bulgur Palas var, yakın zamanda açıldı. Bunun gibi birçok başka yerde iyileştirmeler yapıldı ve oralar kültür hayatına kazandırıldı. Çeşitli müzeler açıldı. Aynı zamanda belli çevre alanları, ki Haldun Paşa'nın belirtmiş olduğu betonlaşma çok ciddi bir sorun, onlara bir nevi tamamen halledebilecek değil ama bir nevi yanıt olabilecek şekilde çevre düzenlemeleri yapıldı. Kent ormanları oluşturuldu. İnsanlar gidebilsin, piknik yapabilsin, biraz temiz hava alabilsin, yeşili görebilsin falan diye. Bundan çok önemli gelişme. Daha önemlisi kadınların iş gücüne katılımı Türkiye'de fevkalade kısıtlı. Bundan 10 sene kadar önce yapılan araştırmalarda ki onların bir kısmında ben de bulundum. %20 küsur civarında katılım gözüküyordu. Bu çok düşük bir oran. OECD ile karşılaştırdığınız zaman özellikle düşük bir oran. Bunu bir şekilde yükseltmeye çalışıyorlar. Şimdi son verilen rakamlar %30 civarında. Bunların ne kadarı sağlıklı olarak toplanmış veri onu bilmiyorum. Ama sonuçta buradaki çalışmalarımızda özellikle işe yönelim diye bir ISSB araştırması yaptık. Sonuçları İstanbul Politikalar Merkezi'nde rapor olarak mevcut. Kadınlar diyor ki bizim iki tane kısıtımız var. Bir tanesi bebek, çocuk. Bizim evimizdeki bakımı bize ait. Bunlar bize ait olduğu sürece biz çalışacak imkanı bulamıyoruz. Bir bakıcı tutsak çalışmaktan elde edeceğimiz parayı ona veriyoruz. Bir anlamı yok. Dolayısıyla bu çalışma hayatına girmemizi engelliyor ve eğitilmiş olduğumuz anlamda alanda herhangi bir katkıda bulunamıyoruz ekonomiye. Bu Türkiye açısından da ciddi bir sorundur. Çünkü kalkınmak için kadınların katkısında gereksinim var. İkincisi yaşlılar. Yaşlarımız hastalanıyor. Annemiz, babamız, anneannemiz, babaannemiz vesaire bunlara bakamıyor. Herhangi bir şekilde bakım temin edebilme imkanımız kısıtlı. Bunların bakılabilmesi için bizim onların bakımlarını üstlenmemiz gerekiyor. Hem çocuk, yani iki kuşak arasında, bir önceki bir de sonraki kuşak arasında sıkışmış vaziyette. Bizi buradan kurtarın dedi. Şimdi İmamoğlu yönetiminde çok önemli bir adım atıldı. Bu verileri dikkate almışlar anladığım kadarıyla. Kreş açıldı. Ve bunların sayılarını arttırıyorlar. Güvenilir kreşler, ucuz kreşler. Yani bu insanlara büyük mali yıkım getirmeyecek kreşler. Bu yükü kadınların üzerinden alabiliyor. Aynı zamanda yaşlı bakım içinde bir takım adımlar atmaya başladılar. Bunları da arttırırlarsa insanlar ailelerindeki yaşlıların işte felç oluyorlar. Bir takım özel bakım gerektiriyor vesaire. Onların bakımını da yine güvenli bir şekilde belediye üstlenebilirse, büyükşehir belediyeleri üstlenebilirse, bu yükü kadınların üzerinden alacağı için kadınların çalışıp ekonomiye katkıda bulunması ve Türkiye'nin büyümesinde bir rol oynayabilmesi mümkün. Bunlar fevkalade kritik adımlar. Bunların nesi zulüm ben anlamıyorum. Ya Cumhurbaşkanı'na bunu... 25 yılı ihanet diye tanımlamıştı yani, Cumhurbaşkanı. Herhalde 25 yıllık ihaneti de 5 yılda düzeltmek çok da mümkün. Bir hayli zor. Yani bir hayli zor. Evet. Bunu niye zulüm diye adlandırıyor? Nasıl yansıtıyorlar? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da yaşaması diye bir durum söz konusu değil. Hoş gelse bu şehirde yaşasa ne kadar şehrin içinde olacak o da belli değil. Yani özel konvoylarla trafik durduruluyor. Onlarca yüzlerce araçla devamlı dolaşılıyor. Orada edindiği izlerim çok farklı. Bir minibüse, bir otobüse, bir metrobüse, bir metroya, bir motora binip şehrin bir tarafından bir tarafına gitmediği için halkın içinde bulunduğu konumları değerlendirme durumu yok. Biz şimdi 25 sene önceyle bugünü karşılaştıracak olursak bugünkü ulaşım o zamana nazaran daha kötü değil. Bir hayli iyileşmiş durumda. Yeni metro ağları eklendi. Onun yanı sıra şu andaki görüntü eskiden beri gelen bir sürecin devamı. Evet. 20-25 yıllık sürecin sonunda gelinmiş olan noktada devralınmış bir şehir var. Onu yeni baştan imal edebilecek haliniz yok. Dolayısıyla yapılabileceğin İyisini yapmış durumdalar. Evet. Ortada böyle bir büyük bir zulüm mülüm böyle bir şey ifade edebilecek. Çukurlardan bahsediyor yollarda falan. Ben
Ben görmüyorum. Belki benim görmediğim yerlerde bir takım çukurlar falan. Siz de konvoyla geziyorsanız denk gelmiş olabilirsiniz. Konvoyla gezmiyoruz işte. Mesela sizle beraber geldik. Evet. Kaç tane çukur gördük? Kaç tane efendim çamur deryasından geçtik? Bilmiyorum yani görebildiğim kadarıyla. Tabii iktidarın buradaki propagandasıyla değerlendirmeye kalkarsak hiç bilimsel olmayacak. Evet. Yani çünkü zaten geçmişten beri biliyoruz, açılmış üniversiteleri biz açtık demelerinden tutun da bütün metroları işte bugün konuşmasında var. Onun dışında çok önemli bir takım israf kalemlerine rastladılar. 89 milyar dolar açıkladı yanılmıyorsam. Evet. Soruşturma izni istediler, vermediler. Evet. Dolayısıyla bilmiyoruz nereye ne kadar usulsüz harcama yapılmış ama... Hocam yeni bir konu başlığına geçelim. Süremiz son, çok daraldı. Son bir cümle bugün yine açıklandı. Bizzat İmamoğlu açıkladı. 1000'den fazla soruşturma geçirmiş durumdalar. Evet. Onun sonucunda herhangi bir yanlışlığı işaret eden bir bulgu yok. Zaten bulsalar ne davul ne zurnalar çalınır. Dolayısıyla bu da bir gösterge. Evet. Son derece önemli. Şimdi yeni bir konu başlığına geçelim Sayın Ertürk'le birlikte. Hatta bu konu başlığının bir değerlendirmesinin işaretini de Sayın Solmazçuk konuşmasında vermiş oldu. Yani bu bir yerel seçim değil, bir genel seçim demiş oldu. Hakikaten de öyle bir havası var bu seçimin. Yani bir yerel seçimden öte bir şey olduğu anlaşılıyor. Öyle ki Erdoğan 2 hafta önce bu benim yasal sınırlar içerisindeki son seçimim, bu bir final dedi. Orta Bahçeli MHP kurultayında bizi bırakamazsınız, gidemezsiniz dedi, neye dayanarak söylüyorsa eğer. Şimdi acaba 31 Mart seçimleri yeniden Erdoğan'a bir iktidar yolunu, bir sürdürülebilirlik yolunu açacak yeni bir durum mu oluştursun istiyorlar? Ya da şöyle daha net sorayım. 31 Mart'tan alacakları bir siyasi güçle Erdoğan'a ömür boyu başkanlık yolunu açacak, bir yeni anayasa yapmasını sağlayacak bir siyasi güç mü oluşturmaya çalışıyorlar? Bu kadar ağır devlet katkısıyla yapılan seçimi başka türlü açıklamak mümkün mü bilemedim. O yüzden böyle sorayım. Buyurun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazen biz eleştirirken sanki normal bir ülkede yaşıyormuşuz, demokrasi varmış gibi davranıyoruz. Evet. Bugün Türkiye'de demokrasi yok, hukuk yok, adalet yok. Anayasayı takmayan yaptığı yasaları bile gerektiği zaman sallamayan bir iktidar var. Evet. Bir kere kimle mücadele ettiğinizi bilmeniz lazım. Şimdi en son yerel seçimlerde adil değildi, dürüst değildi. Hatta ağır anayasa ihlali vardı. Ya muhalefet bunların hepsini kabullendi. Biz sandıkta dedi, siyaseten hesabını sorarız dedi. Soramadı ve Türkiye, bakın her hukuksuzluğa, her demokrasi dışı davranışa kabullenmek iktidarı azdırıyor, müteakip hamlesi daha da fazla. Şimdi karşınızda tavla oynuyorsunuz, zar tutuyor, pul çalıyor. Siz hala normal o tavlayı oynamayacaksınız. Bakınız, karşı taraf oyunun kurallarına uymuyorsa, eşit, adil, dürüst değilse, bu sefer başka türlü bir mücadele. Şimdi muhalefetin hep hatası bu. Şimdi bugün yine siyaseten hesabını sorarız, kazanacağız diyorlar. Peki soruyorum, seçimden sonra kazanılamazsa, işte dürüst değil de adil. Söylemeye hakları yok biliyor musunuz? Sonsuza kadar sussunlar o zaman. Bir kere bu çerçeveyi çizelim. Şimdi gelelim, ya Sayın Erdoğan tarafsızlık yemini etti. Yeminine uymuyor. İstanbul'a Ekrem Bey'le kıyaslamak, siz ifade ettiniz. Yani kıyaslanamaz, ihanet söz konusu, bizzat kendi adlarıyla söylendi. Şimdi bu bir yerel seçim mi? Bakıyoruz özgür ağırlığına, bu bir yerel seçim değil. Erdoğan buradan bir meşruiyet sağlamaya çalışıyor. İşte İstanbul başta, İstanbul'da başta niye? Hatta Murat Kurum'un, ben bakıyorum, Murat Kurum'un ne kadar başarısız bir kampanya sürdürdüğünü görüyorsunuz. Peki Murat Kurum'un çok başarılı bir kampanya sürdüremeyeceğini Sayın Erdoğan bilmiyor muydu? Murat Kurum'un şöyle bir özelliği var. Bakınız, Kanal İstanbul projesinden vazgeçmediler. Şu anda tepki olduğu için
Bunu dile getirmiyorlar. Murat Kurum'un buraya konmasının en büyük nedeni Kanal İstanbul'u bir şekilde realize edecekler, etmeye çalışacaklar. Bir kere bunu bilelim. Şimdi niçin özgür ağırlığı, yerel seçim özgür ağırlığında değil? Meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Aynı zamanda ekonomik çok can yakan hamleler yapacaklar. Bunun için çünkü eğer bu iktidar büyük darbeler alırsa yerel seçimlerde böyle reformlar yapabilme şansını kaybeder. Daha da önemlisi bir Kürt açılımı peşindeler. Bir anayasa değişikliği peşindeler. Hatta şunu da ifade edeyim. Bu işin içinde çeşitli katmanlarda Amerikalılar da var. Hatta genel seçimlerde bu konuyu çokça ekranlarda tartışmıştık, konuşmuştuk, köşemde de yazmıştım. Genel seçimlerde bakıyorum dış dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Arap dünyası, Azerbaycan, Rusya, herkes iktidarı destekledi biliyor musunuz? Tabii bu muhalefetin büyük bir hatası. Çünkü bu dış dinamikleri değerlendiremeden, hamleler yapamadan bu işleri geliştirdiği için. Şimdi bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri bu iktidarın yerel seçimlerde büyük darbe almasını istemiyor. Çünkü yerel seçimlerden sonra hatta bazen tabii bu konuyu çokça yazdım, anlattığım için tepkiler de geliyor. Ben diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri aracıları vasıtasıyla hatta partilerin içindeki uzantıları vasıtasıyla bir şekilde DEM'le AKP'yi anlaştırdılar. İşte açılım konusu, anayasada işte Türk ulus kimliğini gevşetmek, Kürt kimliğini bir şekilde eşit yurttaşlık gibi taleplerini yerine getirmek, Güneydoğu'da kazanılan yerlere atama yapmamak ama bunun karşılığında İstanbul başta aday göstermek gibi konularda bir şekilde anlaştıklarını düşünüyorum. Ama bu konuda tabii ki sessiz kalıyorlar. Niye? Aynı zamanda DEM kazançlarını maksimize ediyor. Hem stratejik bağlamda anlaştı AKP ile Erdoğan'la ama aynı zamanda taktik bağlamda çeşitli yörelerle işbirliği yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte belediye meclisine gibi bazı genel müdürlükleri gelebilmek anlamında o tür işbirlikleri de yapıyor. Bu işin arkasında bu bir şekilde resim var. Hatta bakın biraz önce konuştuk hani bütün konular bir iç içe giriyor. Yani kuzeyimizdeki savaşla da ilgili. Yani Türkiye çok kritik mevkide. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünya denizlerinin bir anlamda hakimi bir diyebiliriz. Tek bir deniz bakınız, tek bir deniz. Hatta dünya denizlerinin yüzde biri Akdeniz, altıda biri Karadeniz. Bir tek bu denize giremiyor biliyor musunuz? Ama o kadar kritik önemli ki bu denizler konuşlanmak istiyor. Bu denizde özellikle ne bileyim Arleigh Burke sınıfı, SL-2 füze atan gemilerini sokmak istiyor, denizaltlarını sokmak istiyor, uçak gemisi sokmak istiyor. Hep karşısına kim çıkıyor? Montrö çıkıyor. Daha başka ne? İran ve vekil güçlerine karşı Türkiye'yi konumlandırmak istiyor. Hatta yarınki yazımda o konuyu da bir şekilde Gazze'nin tahliyesinde bile Türkiye'ye görev verilecek. Yani o kadar stratejik çıkarlar var ki. Neye ihtiyaç var? Bunu ancak Erdoğan'la ve AKP'yle yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi buna talip bile olsa, bakın talip bile olsa, o çelik çekirdek seçmeni nedeniyle, o kurucu ideoloji, işte ne bileyim genetik kodlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapamaz. AKP'ye ihtiyacı var, Erdoğan'a ihtiyacı var. Ama bu yerel seçimlerde darbe yediğini düşünün. 11 büyükşehri kaybettiğini düşünün. Bu meşruiyeti sağlayamadığı için bu işlemlerin hiçbirisini yapamaz. Gelelim sadece öznel olarak Erdoğan bağlamına. Evet, Erdoğan sağlığı müddetçe yani sağlığını koruduğu müddetçe
o mevkide kalmak istiyordu. Zaten siz anayasa ihlaline müsaade ederek, üçüncüsünün önünü açarak aynı hukuki bağlamda dördüncüsünün de önünü açtınız demektir. Yani anayasa değişikliği yapıldığı takdirde böyle bir madde, ne bileyim süre sınırının kaldırılması gibi bir şey sokulabilir mi? Sokulabilir. Ama sokulmasa bile, yani bu konuda zorluk yaşansa bile siz zaten dördüncüsünün önünü açtınız. Başka ne olabilir? İşte belki sağlığı elverişli olmadığı durumda geriye kimi bırakmak ister? Çünkü bu iktidarın bir özelliği de şu. Demokratik olarak bu iktidar hesap veremez. Onun için gittiği zaman bile arkada emin ellere bırakmak lazım. Ne olabilir? Aileden birisi olabilir, birileri olabilir, gösterdiği birisi olabilir. Onun için de bunun hazırlığa ihtiyacı var. Yani buna yerel seçim gözüyle bakamaz. Stratejik bağlamda bir de para bulacak. Şimdi Batı'yı ikna etmeniz lazım. Para nerede? Batı'da. Batı'da bu işi kontrol eden kim? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeniz lazım. Bakın hala para bulamıyorlar. Çünkü yerel seçimlerden sonra yapacağı hamlelere göre bir şekilde Türkiye'nin de ekonomik olarak önünü açmaya çalışacaklar. Reformlar, anayasa değişikliği ve bu tabii ki şimdi ister istemez diyoruz ki arada 4 yıl var seçime. Ama iş anayasa referandumu olunca ekonominin bir şekilde çökmemesi lazım. Kredi ve para bulmaya da ihtiyaç var. Onun için bu işin içinde Amerika var, bu işin içinde Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'yi bir şekilde vekil güçlere, yani İran ve vekil güçlerine konumlandırma, Orta Doğu'da kullanma. Bir de zaman zaman şöyle şeyler duyuyorum. Büyük Orta Doğu projesi zaten palavraydı, doğru değildi, çöpe at. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Bakınız, Büyük Orta Doğu projesi tabii ki zorluklarla karşılaştıkça Pentagon'da oturup ders çalışan akıllı çocuklar bu planı revize ediyorlar mıdır? Tabii ki revize ediyorlar. Ama ne demek Büyük Orta Doğu projesi? Aklımızda şu kalmalı. Bu coğrafyayı Amerika Birleşik Devletleri yeniden şekillendirmeye çalışıyor. İsrail'in güvenliğini maksimize etmeye çalışıyor. Burada İran'a darbe vurmak istiyor. Rusya'yı kuşatmak, küçültmek istiyor. Kuşak yol projesini inkitaya uğratmak istiyor, engellemek istiyor, Çin'i kuşatmak istiyor. Bu resim içine koymadan sadece cımbızlayıp değerlendirirsek ben büyük hata olur evet. diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Solmaz Türk'le devam edelim. Sayın Solmaz Türk, anımsayacaksınız. Geçen haftalarda Sayın Kalaycıoğlu da hatırlayacaktır. Birlikte olduğumuz bir yayında şunu tartışmıştık. Bir önceki yerel seçimlerde İstanbul için işte ya Binali Yıldırım'a oy vereceksiniz ya Sisi'ye oy vereceksiniz propagandası yapılmıştı. Sisi ile barışılınca bu propagandanın zemini ortadan kalktı. Acaba ne söyleyecekler diye de kendi aramızda öngörülerde de bulunmuştuk. Bakın AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ne demiş? 31 Mart sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek, Ahıska Türkleri sevinecek, tüm mazlumlar sevinecek. Yani yine benzer bir çıta koydular. Ya Ahıska Türkleri ya öyle diye. Yani hakikaten bunu tabii siyaset biliminin konusun bu tüp propaganda meselesi ama anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum. Ben şimdi buradan şuna geleceğim. Hem bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz ama hem de bu seçim hakikaten bir yerel, demin girizgah yaptınız, biraz daha açın diye soruyorum. Yani yerel seçim olmaktan öte neredeyse bir genel seçim havasında yapılan, neredeyse Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin bir yeni anayasa meselesinin kapısı gibi gördükleri bir seçim mi acaba? Öyle mi anlamalıyız bu kadar devlet odaklı bir seçime girmiş olmalarını? Buyurun. Bakın ben size kimlerin sevineceğini söyleyeyim. Şimdi biraz önce programın başında bu 16-9 kulelerinin hikayesini paylaştım. Evet. Bu kuleler için uzun bir mücadeleden sonra mahkemeden yıkım kararı çıktı. Yani tıraşlama kararı. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu Fatih'te bir İmam Hatip Lisesi vardır. O kulelerin müteahhidi o İmam Hatip Lisesi'ni yeniden restore etti. Yani sıfırdan yaptı tekrar.
ve adını da Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi şeklinde değiştirdiler 2017 yılında. Hemen arkasından o kulelerle ilgili mahkemenin tıraşlama kararını esas olan o bilirkişi raporunu FETÖ'cülerin verdiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o eski AKP Belediyesi, yani İmamoğlu'dan önceki belediye, mahkemeye müracaat edip bu tıraşlama kararını iptal ettirdi. Ve sen sağ ben selamet. Kuleler orada duruyor. Şimdi bakın şeyde Sultanahmet'te Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binası restorasyonu var. Şimdi o restorasyona Sultanahmet Meydanı'ndan bakarsanız eski bir bina restore ediliyor gibi görünüyor. Şimdi orası esas olarak Bizans döneminden kalan hipodrom var ya hipodrom. Evet. Hipodromun güney surları üzerinde durur. Güney duvarları. Ve o duvarlar hala sağlamdır. O duvarların restorasyonuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir türlü izin vermediler. Şimdi arkaya geçip bakarsanız o rektörlük binası var ya, bina şöyle, o surların üzerinden böyle dışarıya çıktığını görürsünüz. Yani şöyle durur. Yani hipodromun güney duvarı burada, Marmara Üniversitesi rektörlük binası böyle üstünde duruyor. Bu akıl dışı, vicdansız. Yani tarihe bu kadar büyük zarar verilebilir, bu kadar büyük saygısızlık. Marmara Üniversitesi rektörüne soruyorum. Beyefendi hiç gidip bakmadın mı sen arkaya ne olup ne bittiğini? Bir in bak bakalım aşağı duvardan, bir yukarıya kafanı kaldır bak. Ha, niye bunlar oluyor? Niye bunlar olabiliyor? Hani dedim ya, koruma kurullarının umurunda bile değil. Şimdi Sultanahmet'ten sorumlu olan koruma kurul başkanına ve üyelerine soruyorum. Haberiniz var mı sizin? O Marmara Üniversitesi rektörlük binasının, o restore edilen binanın yapısı nerede duruyor? Siz mi izin verdiniz buna? Nasıl izin verdiniz? Vermediyseniz uyuyor musunuz? Ha, bütün bunların sebebi şu. Oranın restorasyonu yapan müteahhit Tayyip Bey'in arkadaşı. Hepsi bu. Şimdi burası kaybedilirse İstanbul, çünkü seçim döndü dolaştı, bir referandum ve İstanbul seçimine odaklandı. Burası kaybedilirse işte bunlar üzülecek. Bunlar üzülecek. Eğer kaybederlerse ki kaybedecekler. Büyük ihtimalle %99 kaybedecekler. Ha, kafalarında nasıl bir plan var, nasıl bir oyun var, tabii onu bilemeyiz. Çünkü geçmişte hiç aklımıza gelmeyen şeyler yaptılar. Ha, gene şapkadan başka bir tavşanla çıkartabilir Yüksek Seçim Kurulu. O ayrı bir şey. Ama kaybedecekler. Kaybederlerse arkadan erken seçimin kapıda olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. Ha, eğer olurlarsa İstanbul'u ve genel olarak yerel seçimleri eğer alabilirlerse yapacakları yeni bir anayasadır. Peki bu yeni bir anayasayı niçin yapacaklar? Gitmemek üzere kendi ifadeleriyle ölüm bizi ayrıncaya kadar Tayyip Erdoğan ve etrafındakilerin dayattığı bu rejimle yaşamak zorunda kalacağız. Evet. Bu odur. Bir de şunu söyleyeyim. Yani herkese tabii hakkını, Sezar hakkını vermek lazım. Dediğim gibi ben İstanbul'a sık sık gider gelirim. Özellikle tarihi alanların, camilerin, türbelerin, çeşmelerin etrafındaki pis, keşmekeş, levhalar, her yere bir sürü levhalar, saçı sakalına karışmış, elinde hortum ortalıkta dolaşan, ipini kopartmış bir sürü insan vardır. Bakın, son 5 yılda bunların hepsi temizlendi. Şimdi bakın o alanlara, camilere, çeşmelere, türbelere. Hepsi pırıl pırıl, tertemiz. Yaptıkları restorasyonlar en son rahmetli Çelik Gülersoy'un yaptıklarıydı. Bakın Anadolu Hisarı'na gidin bakın. Yerebatan Sarayı'na gidin bakın. Harikulade, dünya çapında harikulade restorasyonlar. Başka ülkeleri, yani gördüğüm için bilerek söylüyorum. Herkes hayranlıkla bakıyor. Bir de onların yaptıklarına bakın.
Ayasofya'ya, Ayasofya turistlerin Sayın Solmaz Türk, toparlayalım. Bir 3 dakikamız kaldı. Konuklarıma da birer dakika vermek istiyorum müsaadenizle. Söyleyeceğim şey şu. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. İnsanımız baksın ona, oyunu ona göre kullansın. Teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok az zamanımız kaldı. Her ikinize de Sayın aslında Solmaz Türk'ün tezini sorayım. Katılır mısınız diye. Kaybederse Erdoğan, İstanbul'u başta, bir erken seçime gitme durumu var. Kazanırsa da bir yeni anayasa yapmaya çalışacak. Siz katılır mısınız böyle bir... Nasıl kaybedeceğine bağlı. Kaybederse dediğiniz zaman, çok küçük bir farkla kaybedilirse çok önemli adımlar atacaklarını düşünmüyorum. Yani bu zamana yayacaklardır. Ama çok yani ciddi İstanbul, bir... Ankara, İzmir, diğer büyük şehirler... Yani işte Trakya dahil Marmara bölgesi, güneyi, Marmara Denizi'nin güneyi dahil, Bursa, Balıkesir vesaire, hepsinde büyükşehir belediyelerini kaybederse zannederim Kocaeli ve Sakarya'yı kaybetmeyecekler. Güneyde Ege kıyıları, aynı zamanda Antalya'ya kadar. Antalya'yı kaybedecek mi ondan emin değilim. Orada çok yakın bir yarış varmış gibi gözüküyor. Adana, Mersin, Hatay'da da çok emin değilim. Bütün bunlar kaybedilirse, aynı zamanda iç bölgelerde... Biraz fark olursa o zaman erken seçim olasılığı görüyoruz. Ciddi bir fark ortaya çıkar. Oy toplamında Türkiye'de ciddi bir fark. Çünkü anayasa değişikliğine gidebilmesi için milli irade tezini kullanıyorlar. Yanlış bir şekilde tabii. Artık siyaset bilimi milli irade tezi kullanmıyor. Onu da belirtmek isterim. Yani tarihte kalmış bir felsefi argüman. Rousseau tarafından yapılan. Çünkü kolektif ortak iradenin olmadığı ispatlandı. Böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla onu sanki işte anlaşılan, kullanılan kavramıyla söyleyeyim, tecelli etmiş ve kendisine toplanmış gibi gösterip bunun gereği olarak sultanizmin daha kökleşmesi için 2017 referandumunda gerçekleştiremediği anayasa değişikliğini yapıp Türkiye'yi daha otoriter, belki de totaliter, eğer bir dini kisve getirebilirse o zaman totaliter hale sokacak bir anayasa değişikliğini girme yoluna. Toparlayalım edecek. Son bir dakikayı da tevessül Sayın Ertürk'e verelim. Dolayısıyla burada oy miktarı önemli. Dolayısıyla bir kayıp olsa bile ne kadar büyük bir kayıp olduğunun ortaya çıkması son derece önemli. Onun için benim naciz tavsiyem herkesin gidip oy vermesi. Gerekiyor. Oy vermezseniz bugünden memnunsunuz demektir. Bugünden memnun olanlar zahmet edip sandık başına da gitmesinler. Oy vermelerine gerek yok. Katılmadıkları takdirde iktidara destek olmuş olacaklar zaten yeterince. Evet. Hiçbir adım atmaları gerek yok. Sayın Ertürk'ten de son bir dakikada alalım. Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum. Yerel seçimlerde İstanbul bir tarafta, bütün büyük şehirler bir tarafta. Eğer İstanbul'u kaybedebiliriz, kaybederlerse, ben de şu ana kadar çalışmalarımda bir de gelen verileri değerlendiriyorum. Ekrem Bey önde, kazanacak gibi gözüküyor. Peki bunu onlar da görüyor mu? Bunu onlar da görüyor. Onun için Erdoğan'ın endişesi İstanbul'a yükleniyor. Ankara'dan bile İstanbul konuşuyor. Ama şu var. Bu iktidar İstanbul'u kaybetse bile asla ve kata dolar 100 lira bile olsa erken seçime gitmez. Peki ne gibi bir hamle? Yani bir daha seçime gidersek bir sandığa, o referandum sandığı olacak. Seçim sandığı olmayacak. Peki ne planlıyorlar? Hukuk operasyonu. Ekrem Bey'i görevden almak. Onun için dikkat ediyorum. Çalışmalarını meclisi kazanabilecek şekilde yapmaya çalışıyorlar. Evet. Biraz son 20 saniye. Evet, meclisi de kazandıkları takdirde hukuk operasyonu, seçim, AKP'li büyükşehir kredi ve o biraz önce anlattığım faaliyetleri icra edecekler. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma ve siz izleyenlere, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta değil, gelecek hafta seçim var ama sonrasındaki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.